pek kıymetli kardeşlerimiz. Barla'dayız. Barla kabristanında bu mübarek menzillerde Kur'an'a iman hizmet etmiş bu kahramanların metfun bulunduğu kabristandayız Himmet abi. Burada Üstad Bedizzaman Hazretleri'nin Barla'ya gelişinden itibaren kendisiyle tanışan, ona talebe olan, hizmet eden, sonra ikinci gelişinde de yine aynı şekilde devam eden o Barla sıddıklarının neredeyse tamamının metfun bulunduğu kabristandayız. Önce merhum Bayram Yüksel abinin kabir başına geldik. Merhum Ali Uçar abiyle beraber. Buranın, bu mezarlığın, bu kabristanın yapılmasının bir hikayesi vardı. Onu bir anlatsanız Himmet abi. O şöyle ki, Bayram abi kendi hayatta iken kendine mahsus peşin şeyleri sevmezdi. Ben de çok çekinirdim. Fakat bana bir cesaret verdi. Bir gün dedi ki Saim abiye, Saim abi bana böyle mezarları aradığımdan bildiği için, yaptırdığım için Himmet benim mezarımı yaptırıver dedi. Nereye yaptıracaksın dedim. Üstadın ilk defne olduğu yerde annem var, onun yanı boş oraya dedi. Isparta'da değil mi? Isparta'da, Doğancı mezarlığında. Hmm. Bayram abi de dedi ki Saim abiye, acele etme hacı, Barla'ya yatalım beraber dedi. Hmm. Ondan cesaret alarak ertesi gün geldim. Bayram abi vakfa ya önde o gelirdi ya ben gelirdim. Ve o gelmiş Gül amcaya yazdırdığı Emirdağ layıkasını okuyordu. Ben selam verdim. Selamdan sonra nereden geliyorsun? Evden geliyorum abi dedim. Senden bir ricam var dedim. Nedir o dedim. Sizin kabrinizi yaptırmak istiyorum dedim. O sene de Almanya'ya gidecek. Baharın oluyor bu hadise. Ve vefatından ne kadar önceydi? 6-7 ay önce. Ha, yani o son sene yani. Tabii aslında. Son sene. Himmet abi hakikaten değerli izleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bütün talebelerini sadece Barla'da değil, Isparta'da, Sav'da, Ahlat'ta, Adilcevaz'da hepsinin Denizli'de kabir taşlarını üstadın onlara söylediği iltifatları ya da güzel sözleri böyle taşlara nakşederek yaptıran bir abimiz. Evet, vefatından neredeyse evet. 6-7 ay önce dediniz. 6-7 ay önce Bayram Almanya'ya abi. Gidecekler. Ali Uçar da gelmişti. Isparta'da duruyordu. Beraber gideceklerdi. Ve nereye yaptıracaksın dedi. Ben de burayı tarif ettim. Fakat burası böyle engebeli, çallık bir yer. Bana itiraz etmedi. Nereye yaptır deyince oraya yaptır. Yaptır dedi. Öyle deyince o şevkle ben hemen geldim buraya. 3 günde ailem orada çay pişirdi, yemek yapardı. Ben de burada beraber, bana da yardım ediyor ayrıca. Burayı teraziye getirdim ben. Teraziye getirince sonra 25 santim yükseklikle ikişer ikişer 6 kişilik mezar çevirttim buraya. O zaman 45 milyon eski parayla, 45 milyon liraya pazarlık ettim ben. Beton döktürünce sonra bitince ben dedim ki Bayram abiye, abi mezarı bitirdim dedim. Gel zaman git zaman Almanya'ya gidildi. Bayram abinin vefatı zuhur etti. Cemaat Ali Uçar'la Bayram abiyi bir yere defnetmek istiyorlardı. Ben olmaz diye itiraz ettim. Fakat hepsi bana böyle karşı geldiler. Sen Ali Uçar'ın ayağının tozu olamazsın. Olamam ama olmaz dedim. Sonra bunlar ikna olmadılar. Ben öyle ikna olmayınca ben dedim ki çok ısrar edince gidin yengeye sorun dedim. Yengeye sordular. O da ben Demirdağ'a giderim demiş. O zaman vazgeçtiler. Ali Çar'ın gömüldüğü yer kızımındır. Onun yanında Mehmet Çiçek'e de mezar hazırla dedik. Onu vermediler. O da damadınız evet. Orası. Burada Bayram abiyle ailesinin bu fakirde ortasınıydı. Öyle kararlaştırmıştık. Sonra cenaze vuku buldu. Buraya defnedildi. Baharım ben bu mezarlığı yapmaya başladım. Yaptıktan sonra şöyle karşısına geçtim. Ben kendime burayı münasip görmedim bu sefer. Ve üç ağabey sağdı. Sungur abi, Abdullah abi, Üstün Bayram abi sağdı. Onlara gittim dedim, söyledim. Hepsi nasip dedi. Ama Sungur abi çok durdu. Onun bir niyeti vardı gelmek için. Çok durdu o üzerine. Ya demek boş mu orası falan diye. Yani bu siz
Bayram abiden de önce kendiniz için yaptığınız yerdi bu. Kendimiz için yaptırdığım yer. Ben bu üç abiye teklif ettim. Orada üç kişilik mezar yeri boş ağabey dedim ben. Oraya geldin dedim ben. Nasip dediler. Fakat hep de nasip olmadı yani onlara. Öylelikle. Bu orta boş değil mi? Orta boş. Orta boş bu yani fakirin. Sizin de. Evet bu fakirin ortası. İnşallah. Fakat öyle kalmasını istiyorum ben. Böyle bozulmasını istemiyorum. İstemiyorsun. Ne istemiyorum ben kendim gömülmek buraya. Bir de ne demiş Bayram abi rahmetli? Sungur abi hani üstad ona demiş ya ayrılma diye. O bana derdi ki sen Sungur'dan ayrılma Bayram derdi diyor. Yani üstad Bayram abiye sen Sungur'dan ayrılma derdi. Ben ondan evvel vefat Allah bana ondan evvel vefat ettirsin derdi. Ben o benden evvel giderse ben ona dayanamam derdi. Hakikaten de öyle oldu. Öyle oldu yani. Sungur abiden önce vefat etti. Ondan sonra kalmaya istememişti. Evet. Cenab-ı Hak duasını kabul etmiş. Allah rahmet eylesin. Bu kabristanda başka kimler bu var? Bu kabristanda, Barla'nın bu eski kabristanında başta Sıddık Süleyman var. Ondan sonra Muhacir Hafız Ahmet ağabey var. Şamlı Tevfik var. Marangoz Mustafa Çavuş var. Üstadın Mus Mescidinde imamlık yaparken müezzini Şemi Güneş var. Evinde arada sırada yemek gelen ve hastettiği dediği postacı Abdullah Çavuş var. Ben bunları biliyorum. Evet. Hepsine Allah rahmet eylesin. Amin. Bayram abimize, Ali Uçar abiye, burada yatan kahramanlara. Allah rızası için El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Himmet abi bir de bir şiir var orada burayla alakalı. Onu buyurun okuyun. Bayram abi için bu şiir ben dört dörtlük olarak yazmıştım. Vasiyetinde Barla mezarlığı dedi. Ardıç ağacı altında göle karşı olsun dedi. Nur'un ihlaslı ve sadakatli talebesi. Görürsün bayram yükselip Barla mezarlığında. Evet. Ve Ali Uçar kardeşimiz için de şu dörtlüğü yazmıştım. Almanya'ya nur hizmeti için gitmişti. Bir senede 400 dini konferans vermişti. Kaderde onları aynı mezarlıkta birleştirdi. Görürsün Ali Uçar'ı Barla mezarlığında. Allah rahmet eylesin. İnşallah şimdi Barla kabristanında bulunan diğer Barla sıdıklarını ziyaret edeceğiz. Evet, biraz önce merhum Bayram Yüksel ağabeyin kabri başındaydık. Şimdi Sıddık Süleyman abi yanımızda şu anda Himmet abiyle beraber Mustafa Kurt abi de var. Hasan Kurt abinin savlı oğlu. Aynı zamanda deden Muhacir Hafız Ahmet'in torunu Mustafa Kurt abi. Sıddık Süleyman Kervancı 1898 doğum tarihi 1965 vefat tarihi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bakın 8 sene beni hiç gücendirmeden kemal-i sadakat ile hizmet eden ve sıddıkım diye yad ettiği ve Süleyman'da sadakatle beraber esaslı bir ihlas gördüm dediği Sıddık Süleyman abinin kabrinin başındayız. Himmet abi biraz siz sonra Mustafa abiden dinleyeceğiz. Burada neler anlatmak istersiniz? İşte gördüğünüz gibi kardeşlerim zaten üstadım 3-5 kelimeyle bu abinin mahiyetini anlatıyor. Ben de şu kadar derim yine üstadımın ilaveleriyle. Bediüzzaman Hazretleri'nin en yakın komşusu idi. Nefi olarak Barla'ya gelen Bediüzzaman Hazretleri'ne sahip çıkanlardan biri Sıddık Süleyman'dır. Üstadına kemal-i sadakatla 8 sene hizmet etmiş. Bu sadakatinden dolayı üstadı ondan şöyle bahsediyor. Benim gibi asabi bir adamı hiçbir zaman gücendirmeden bana karşı sadakatini ve Risale-i Nurlara ettiği hizmetini ölünceye kadar unutamayacağım demiştir. Bu sadakatinden dolayı üstadı onu Sıddık lakabıyla yad etmiştir. Bir hatırası var. Evet. Ben de çok dikkate gelirim. Sungur ağabeyden işitmiştim. Şöyle ki, bir 3. Said döneminde Üstad Hazretleri burada talebelerle 3 ay kadar kalmış. Kalan talebelerden bir de yanında olan Sungur ağabey devamlı olanlardan biri de o varmış. O anlattı bize de. Sıddık Süleyman ağabey demiş ki o zaman üstad bütün menzillerini o ağabeylere götürüyor. Oraları gezdiriyormuş. Aynı zamanda da dersler yapıyorlarmış oralarda.
ve akşam üzerine dönüp geliyorlarmış. O gün de göl kenarına gidiyorduk. Sıddık Süleyman abi demiş ki bugün ben de gideceğim. Hep siz hizmet ediyorsunuz, sevabını siz alıyorsunuz. Ben de gidip hizmet etmek istiyorum. Gel buyur demiş, elinden alanım var demiş Sungur abi de. O da geldi o gün diyor. O gün diyor göl kenarına gidiyorduk. Ben de diyor sözlerini unuttum, dönüp almaya gidiyordum. Üstad gördü, nereye gidiyorsun demiş. Üstadım sözlerini unuttum, gel bugün de kainat kitabını okuyacağız demiş. De göl kenarına gittik diyor. Öğlen oldu diye üstad abdest için hazırlanırken hemen ıbrını doldurduk. Havlusunu Sütlük Süleyman'a verdik. Üstadın abdestini aldır diye dedi. Üstadın abdestini aldırdı. Havlusunu verdi. Üstad silinirken demiş ki Sütlük sen hiç hapis yüzü gördün mü demiş. Üstadım o sevaptan ben çok mahrum oldum, görmedim demiş. Öyle deme demiş. Sen demiş Hulusi ile vazifenizi tam yaptığınızdan size hapis gerek görülmedi demiş. Allah Allah. Sungur abiden naklen böyle bir hatıra evet. Var değil mi? Mustafa abi bu bulunduğumuz mekan hakikaten evet. Barla Sıddıkları'nın belki birçoğunun metfun olduğu mekan değil mi? Burayla ilgili böyle neler söylemek istersin? Aslında bu mekan üstadımızın ders mekanıdır. Üstadımız abilerle birlikte bu ardıçlardan bir tanesini yaslanır. Göle mütevecihen ders yaparlarmış. Onun için burası üstadımızın ders makamıdır. Sıddık Süleyman abi malum Kavsi Geylani Hazretleri'nin işaret ettiği abilerden birisidir. Hulusi gibi halis, sabri gibi takdir edici, Süleyman ve Bekir Bey. Üstadımızın tabiriyle Bekir Ağa, Adil Cevazı. İşte Süleyman abi budur. Sadakatli yardımcılar verecek. Bu üstadımız daha Burdur'dayken Yusuf abi anlattı oğlu şu kabirdeki. Hemen yanındaki. Dedi Muhacir Hafız Ahmet abinin mescidin cemaatinden. Dedi, duymuşlar ki Burdur'a bir alim zat gelmiş. Bir ziyaretine gidelim diye niyetlenmişler. Ama ne yazık ki o zaman araba yok, yol yok. İşte atla, işlekle gidilecek. 8,5 saat Isparta. Burdur'da 6-7 saat sürse gidememişler. Daha o zamandan bir bağlantı şey olmuş üstadla. Sonra üstadı getirdiklerinden sonra üstadımız eve yerleştiğinde şimdiki medresesine üstadımız bir gün bir yağmurlu gün kırlardan geliyormuş. Eskiden televizyon şu bu yok ya böyle ağaç uzatılır onun üstünde sohbet ederler köylüler birbirleriyle. Üstad oradan geçmiş selam vermiş. Bakmış Allah Allah ben üstadın komşusum bunun kimi kimsesi yok. Ben buna bir ihtiyacı bir şey olur yardımcı olur muyum gibisine peşinden çeşmeye kadar gelmiş. Hocam demiş ben sizin komşunuzum burada sizin kimi kimseniz yok. Eğer bir ihtiyacınız olursa hiç çekinmeyin bana söyleyin ben yardımcı olayım falan. Baktım ki de üstad öyle laf olsun diye değil kalbinden sadakatle böyle şey söylüyor. Odaya çıkıyorlar üstad şartlarını neyse söylemiş. Sen de orada çok manidar. Çorun çorun rızkına mani olmadan gelip gidebilirsin demiş. Ondan sonra üstadımız zaten hizmeti orada başlıyor. Cuma günlerinde bugün de cuma bakın tevafuk. Buranın pazarı olur. Üstadımız Çamdağ'ında ilk zamanlar uzun kalırmış. Üstadın ihtiyacını o bilir. Buradan cumadan sonra alır Çamdağ'a götürülmüş. Tabii Sıddık Süleyman abi çok halis böyle hakikaten hizmetleri var. O mektuplarda da geçer üstadımız onu savunuyor şey yapıyor. Onun için Sıddık Süleyman abi Kavsi Geylani Hazretleri'nin işaret ettiği üstadımızın talebelerindendir yani saf evvel hem de böyle rükün talebelerindendir. O Himmet evet. Abi bir şey daha vardı ya hani ilk gelişinde üstad böyle bir yağmurlar çamurlar lastikler ayakları çamurlanıyor. İşte kısmen Mustafa değindi evet. Ona. Onun, evet. O halini görüyor. O zaman işte yağmur yağmış sabahtan öğleden sonra dinmiş sonra 3-5 arkadaş dediği gibi Mustafa'nın dere kenarında böyle konuşa sohbet ederken üstad karşıdan lastik ayakkabısının biri elinde, ayakları çamur içinde böyle ona acıma hissi duyarak takip etmiş yani yardım ilk edildi. Gördüğü o i̇lk ama, gördüğü. Hayır görüyorlar da o zaman yanına gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Hiç. Yanına gelmiyorlar. O zaman yardım edin diye geliyor.
Onun odasına girerken dönüp bakıyor işte arkada gelince gel kardeşim gel diyor. Sonra diyor ben al diyor ibriği almış gitmiş su doldurmuş aşağıdaki çeşmeden gelmiş elini ayağını yüzünü yemiş. Dediği gibi Mustafa kardeşimizin sen demiş fırsat buldukça gel bana yardım et demiş. Hmm. Ve o günden bugüne yanında hizmetine ya, devam etmiş. Bizim Fırıncı abinin evet. bir hatırası var. Anlatmıştı. Evet. Onu anlat bakalım. Şeyde ben diyor üstadı ziyareti gelmiştim. Barla'ya gittiler dediler. Ben de Barla'ya geliyorum diyor. Şu gölün başlangıcında Bedre tarafında o su işleri tesisleri yok orada da. Böyle hava soğuk diyor. Biraz da yumuşar gibi oldu diyor. Gölün havası mı neyse. Bir abdest tazeleyeyim diye gölden abdest alırken baktım üstadımız 3-5 talebesiyle geliyorlar diyor. Sonra gele gele üstadımız Zübeyir abi, Ceylan abi, Bayram abi bir kişi daha var. Ona böyle sırtına şey yaparak şöyle yapıyor. Nasıl yapmış? Bu biliyor musunuz kim demiş? Bu bana 8 sene hiç gücendirmeden, kemali sadakatle kızdırmadan hizmet eden Barlalı Süleyman diye böyle şey yaparmış. Benim de aklıma şu geldi. Haluç ağabeyin meşhur bir rüyası vardır. Peygamberimizle uzun bir şey böyle gördüğü bir rüya. Orada hani sofra kurulmuş falan geliyor. Bu benim karındaşım Davut, bu benim karındaşım Süleyman. Peygamberle tatip ediyor ya. Allah Allah dedim. Üstadımız da sanki fenafir Resulullah olmuş. Her hali ve hareketi peygamberimizi şey yapıyor, tarif ediyor. Onun için üstadımızın eğer böyle sağlam bir şeyde ne yapmışsa yapmak peygamberimizin sünnetidir. Benim kanaatim geldi evet, o hatırasıyla. Yani o peygamberimizin her yaptığını yapmış evet. Yani hakikaten. O Fırıncı abi merhumun anlattığı o yoldaki şeyde evet. Aynı. Bu Sıddık Süleyman bu diye. Demiş hiç şey yapmadan. Ben de aynı işte inşallah biz de ondan bir zerre nebze. Cenab-ı Allah bizlere de inşallah onların şefaatlerine nail etsin. Burada peki başka neler var? Onları Abdullah da... Çavuş abi var ileride. Evet, yani oraya gideceğiz inşallah. Sonra, evet. Sonra Muhacir Hafız Ahmet abi, Berber Mehmet Keskin abi. Onlar zaten beraber. Sonra, Saniye Keskin var. Üstadı yemek götüren Muhacir Hafız Ahmet abi'nin kızı.